Biraz evvel Didi'nin anlattığı konuyla ilgili ben bir şey söyleyecektim. Bu Mısır'daki olaylar sırasında ilk başta İhvan taraftarlarının taşkınlık çıkardığını söyleyen kişiler vardı. Halbuki video görüntüleri Didi'nin de dediği gibi elimizde. Taşkınlık çıkaran olsa da orada öyle bir tavrın masum halka, namaz kılan bir halka yapılmasını aslında hani biraz düşündürücü, yani üzerinde çok düşünülmesi gereken bir şey. Ben özellikle dün eğer hazırsa şu keskin nişancıların videosunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Bir bakabilir miyiz o videoya? Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenlerin kanını dondurdu. Biraz ilerideydi galiba. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda çekildiği belirtilen yaralıyı taşıyan halka diğer protestocuların yardımlarıyla araçlara bindirip birazdan çatıdaki nişancıları gösterecek. Bu sonu ama videonun. Bu evet şurada. Cumhuriyet Muhafızları binası çatısından göstericilere ateş eden bir askerle yaşananları görüntüleyen bir kameraman bulunuyor. Teşekkürler. Şimdi bunu herkes seyretmiştir mutlaka dün. Bu videonun çok uzun halinde de şu şekilde var. Gördüğünüz gibi yaralıları taşırken taşınan yaralılara ve onları taşıyanlara keskin nişancılar ateş açıyorlar. Şimdi bu çok garip bir şey, yani tepeden bir askerin yerleştirip rastgele oradaki halka, çünkü camiden dağılan halk, ellerinde silah yok, herhangi bir şey yok. Aralarında kadın var, çocuk var, çocuklar öldürüldü, şehit edildi zaten orada. Onlara bakın, hedef alarak, yukarıdan hedef alarak doğrudan ateş açmak ve onları orada öldürmek, yani zaten rastgele ateş açmak da bundan farklı değil de hiçbir şekilde yani korundu. Her yerden gelebilir. Belli değil dediğin gibi. Yaralıyı taşan orada havaya ateş açmıyor. Yani. İnsanı hedefleyip, hatta bugün dinlediğim programda doğrudan yüzlerine, yani kafalarına hedef. Yani doğrudan öldürmeyi hedefleyen bir şekilde ateş açtığı bildiriliyor. Şimdi bu garip bir mantık ama yani dediğim gibi üzerinde çok düşünülmesi gereken bir mantık. Normal bir akıl seviyesindeki bir insanın yapamayacağı bir şey. Fakat şimdi Mısır'ı bir hatırlayalım. Mısır 60 yıl boyunca bir diktatörlük rejiminden geldi. Cemal Abdülnasır'dan, Mübarek'ten, yani öyle bir şekilde gelişti ki o sistem. Biraz önce sizin de anlattığınız gibi Gülşah da anlattı. Şimdi Darwinist materyalist sistemin hakim olduğu bir sistem olduğu için acımasızlık da onunla birlikte geldi. Arap milliyetçiliği aslında İslam'la birlikte orada yeşermedi. İslam unutuldu pek çok yerde. Unutturulmaya çalışıldı daha doğrusu. Halk çok dindar şu anda, Allah'a çok şükür. Fakat unutturulmaya çalışıldı. Fakat onunla birlikte ne getirildi? Darwinist ideoloji getirildi. Biz o zamanlar çok eleştirmiştik. Biliyorsunuz Darwinist konferansları orada yapıldığında hiçbir İslam ülkesi kabul etmemişti. 2009 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Mısır'da kabul edildiğinde çok çok şaşırmıştık. Bir İslam ülkesi bunu nasıl yapar diye. Yapar çünkü zaten eğitim ve sistem o Darwinist sistem üzerine kuruluydu. Mübarek de onu savunandı. Ordu nedir? Ordu hala mübareğin ordusu. Ordu biraz önce dediğimde anlattığı gibi %40 oranında yönetime sahip bir ordu. Genel yine ülkenin mali ekonomik gelirinin %40'ını eline alan bir ordu. Güçlü yani, güçsüz değil. Şimdi oradaki bu da o vatanın evladı, orada nişan alan da, fakat Darwinist yetiştirildiği için emir aldığı şeyi uygulamakta sakınca görmüyor. Halbuki vicdanla bunu yapamaz insan. Ama bir yandan da şunu görmek dün garip gelmişti. Biz bunları paylaşırken sosyal medyada genel olarak hep Türkiye'den bazı kişiler Mısır'la neden ilgilendiğimize şaşırıyorlardı. Yani bu bence daha şaşırtıcı. Çünkü biz vicdanlı bir milletiz. Hadi onlar öyle yetiştirildiler. Mübarek diktatörlük döneminde öyle yetişen bir grup var orada. Fakat Türkiye'den böyle sesler çıkması gerçekten beni çok çok şaşırttı. Daha önce Suriye'yle öyle ilgili bunu örnek vermiştim. Suriye'de bu arada 100 kişi öldü dün. Hiç bunlar tabii medyada o kadar gözükmüyor. O kadar çok şey oluyor ki Müslüman dünyasında artık normal istatistik haline gelmeye başladı. Suriye'yle ilgili bir çocuk paylaşmıştım. Yine aynı tepkiyi görmüştüm. Sen ülkenle ilgilen, niye Suriye'yle ilgileniyorsun gibi bir mantık yaygın. Bir kere eğer bunu söyleyen bir Müslümansa vicdanen bunu asla ve asla yapamaması gerekiyor. Çünkü ben nasıl Mısır'daki o Müslümanın sorumluluğunu üzerinde hissediyorsam bir Müslüman olarak onun da üzerinde hissetmesi gerekiyor Kur'an'a göre. Müslüman değilse onu uyarmam gerekiyor. Yani Müslüman değilse derken tabii ki istediği dine ve inanca sahip olabilir. Fakat ona bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Dünyada zulüm altında olan, şimdi ayeti okudunuz, zulüm altında olan her kim olursa olsun sorumluluk sahibiysem, Allah'a karşı bir sorumluluğum varsa, Allah'a hesap vereceksem o benim sorumluluğum altındadır. Onun için bir şeyler yapmam gerekir.
Yine biz bunu hatırlattık burada. O kişi kendini bir düşünsün. Öyle bir ortam olsa ve etraftaki kimse ben ne ilgileneceğim seninle, bana ne senden dese nasıl bir ortamda olur? Yani cehennem gibi bir ortamda yaşadığını düşünür. Çok ciddi şekilde korkar. Nasıl bir ortam içinde bulunacağını hissedebilir. Eğer kendine yapılmasını istemiyorsa mutlaka ve mutlaka kardeşlerine de bunu göstermesi gerekiyor ki biz... Dün Didem hatırlatmıştı, biz kendimize yapılmasını beklemeyiz zaten, bir iyilik yapılmasını da beklemeyiz. Bir karşılık da görmedik şimdiye kadar bütün bu yaptığımız işlerden. Fakat Allah rızası için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Onlar bizim sorumluluğumuzda. Biz ne kadar dile getirirsek dünya o kadar uyanır. Bakın Amerika dün de söylemiştik, darbe diyemiyor. Niye? Para veriyor Mısır'a. Para verdiği zaman da oradan bir karşılığı var tabii. Orta Doğu'da bir jandarma görevi gören ülkeler var. Onlardan bir tanesidir Mısır. Oradan çıkarları var. Şimdi eğer darbe dese suç atmış olacak. Suçlu bir ülkeyle de işbirliği yapamayacağı için susuyor. Bakın koskoca ülke bunu söyleyemiyor. Açıkça söyleyemiyor. Avrupa Birliği işte konuştuk zaten, rezalet durumu. Böyle bu durumdayken oradaki insanlar, orada öldürülen o küçücük çocuklar, onların aileleri, oradaki kadınlar yalnız bırakılmışken siz de niye bunu yapıyorsunuz demek gerçekten çok ciddi bir vicdan boşluğu. Bunu özellikle Türkiye, Türk halkı yapmaması gerekiyor. Asıl ilgilenmesi gereken gerçekten bunlar olması gerekiyor. Küçücük dünyaya dalarak değil de çok geniş düşünmesi gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuz inşallah. Evet, tabii ben...